Ay şunları yıktıracağız zaten de. Birçoğunu yıktık zaten. Bu ayakta kalanlar da dolayı gelip yiyecek. Ben buranın geliniyim, buraya gelin geldim. Buradaki eksikleri bildiğim için bir şeyler yapmak istedik. Muhtarlığa adaylığımı koydum. Çok şükür nasip oldu, muhtar olduk. Bu arada muhtar olunca tabii bütün eksiklikleri bildiğimiz için önce halkımızın bize kolayca ulaşabileceği bir mekan olsun istedik. Bir eski okul binamız vardı. Burayı muhtarlık binası, köy odası çok amaçlı kullanılır bir hale getirdik. Köy çeşmemizi yeniledik, imam evi yaptık, 6 tane muhtelif yerlere bay bayan lavabolar yaptık. İnşallah daha güzel çalışmalarımız da olacaktır inşallah. Bu süreçte en büyük destekçim tabii ki eşim Zülküf Demirpolat'tır. O da Harput Mahallesi muhtarıdır. Siz değerli basın hoş geldiniz. Eşim olan Adana Ceyhan'dan gelin geldiği köye, Beydalı köyüne muhtar oldu. Biz kendisini tebrik ediyoruz. Zaman zaman biz kendisine elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Harput'taki azalarımızla birlikte buradaki kendi azası da Serap Hanım da sağ olsun bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Ne yaptı muhtarımız? Ne yapmaya çalıştık? Öncelikle oturabileceği, misafirlerini ağırlayabileceği köy odası, muhtarlık binası, bay bayan ayrı oturabilecekleri köydür bura. Ayrı ayrı misafirleri ağırlayabileceği bir yer haline getirdi. Burada 6 lavabo bir köy çeşmesini görmüş olduğunuz köy çeşmeyi bir hayırseverimiz yaptı. Aynı zamanda imam yok burada. Cami şu anda tam buranın üstü cami. Burada imam yok. Sayın Müftümüzün bize talebi muhtarım burada illa da bir imam evi şart dedi. Bize kendisine hay hay dedik başımızdan gözümüzüne. Köy halkımızın da desteğini alarak, hayırseverlerimizin de desteğini alarak biz burada yukarıdaki imam evini Allah'ın izniyle bitirdik. Sayın muhtarımıza biz teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim köyümüz bura, özümüz bura, sözümüz bura, mayamız bura. Biz kendisini tekrar tebrik ediyoruz.